Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Polygon Fantasy Battle Simülatör'le karşınızdayım. Kendisi keyifli bir savaş simülatör oyunu sevgili dostlar ve birçok video çıkardık bununla alakalı. Savaşta açarız sesi, sıkıntı yok. Birçok video çıkardık bununla alakalı biliyorsunuz. 10 bin ninja, 10 bin samuraya karşı savaştı. 20 bin elf, 100 bin orka karşı savaştı. Ve şimdi ise tekrardan şöyle güzel savaşlar yapalım istiyorum. Öncelikle bir çöl haritasına geçiş yapalım. Bu arada sevgili arkadaşlar, geçtiğimiz bölümlerde şunu bile öğrenmiştik. Bir tane Demon Lord yaklaşık olarak 100 tane askeri kesebiliyordu galiba, değil mi? 100 ya da 120'ye yakın. Baya bir şey vardı. Şimdi kategorilerimiz bunlar. Asya'nın askerleri, Norsemenler. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Vikingler insanoğlunun üzerine akın ediyor hocam. Böyle bir şey tatlı bir senaryo olabilir diye düşünüyorum. Bunun için güzel bir arazi seçelim. Vikinglerin insanoğlunun üzerine gelmesine karşı. Şöyle bir şurası daha güzel bir arazi olacaktır diye tahmin ediyorum. Herhangi bir şekilde campaign modu yok. Her şeyi siz ayarlıyorsunuz, her şeyi siz belirliyorsunuz. Ve durum böyle gelişiyor sevgili dostlar. Şimdi şöyle yapalım. Burası insanların karargahı olsun, tamam mı? İnsanlar bu karargahta şöyle bir ordularını sıralasınlar kıymetli arkadaşlar. Nasıl yapalım? Bu tek cepheden savaş dönsün. Şöyle biraz daha öne yapalım o zaman da. 5000 piyade. De piyadeler çok tırt duruyor ya. 5000 piyadenin arkasına 1000 tane soylu şövalye. Onun da arkasına 500 tane şu halberdlilerden ve spearmenler. Hocam spearmenleri de şöyle ayarlayabiliriz. 50'den 4500 adam burada. Toplamda 15.500 kişi oldular ama bir de bu adamlara okçu ekleyeceğim sevgili dostlar. Herhalde bir 1500 tane de okçu ekleriz. 1500 okçuyla beraber çarşı pazar karışır diye düşünüyorum. 17.000. Şu an kameramın bulunduğu yeri şöyle bir çekersem sizin için daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. En azından ne kadar asker koyduğumu görebilirsiniz. Sevgili dostlar, insanoğlunun 17.000 askerlik bir savunması var, tamam mı? Bu 17.000 askeri bu tepeden indirmeye çalışacağız. Şöyle mızraklı askerler kenarda bekliyor. Bununla beraber ortada Swordsman'lerin oluşturduğu bir ordu var. Bunların arkasında tabii ki soylu şövalyeler var. Arka sıradaki birlikler olarak. Bu soylu şövalyelerin akabine şöyle eğitimli askerler ve okçular sevgili dostlar. Tabii ki bu okçuların kanadını da tekrardan spearmenler koruyor. Buradaki elemanlar defansta beklesinler. Herhangi bir şekilde üzerlerine gitmesinler, tamam mı? Bunlar bir yerlerini korusun. Bunlar yerlerini korurken şimdi bu Norsemenlerin işgali. Sword Barrier'lar, Edge Barrier'lar ve Elite Norse askerleri. 17.000 adam var karşıda. 17.000'e karşı 10.000 adam bir saldırsın üzerlerine ya. Okçu avantajı var insanların. O yüzden yani savunma yapanların. Okçu avantajı fena. Şöyle yapalım. Altı bin tane Sword Barrier. Tamam mı? Ondan sonra 3000 tane Experier. Saldıracaksınız. Takım 2'de. Takım 2'de. 1000 tane de Elite.
Toplamda evet ne oldu? 9.000 oldu. Evet toplamda 9.000 saldırgan. 9.000 kişi saldırıyor. 10.000 kişi olmuş. 10.000 kişi saldırıyor. 17.000 kişi tutmaya çalışıyor. Norsar bu kadar kuvvetli midir acaba? Bunlara ok desteği lazım. Ok desteği olmadan bilmiyorum talan duman olurlar mı? Çok mu adaletsiz bir çarpışma oldu acaba? Bütün her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Arazi savaşı ayarlayabiliyorsun. Kale savaşı falan yok. 3K okçu. Bizimkilere, şeylere de mi okçu koyalım? Norslara da mı okçu koyalım? Normalde Norslarda okçu yok Norsmenlerde. O zaman şöyle yapalım. Madem öyle 3.000 okçu onlarda, 3.000 okçu bunlarda. Konum avantajı var gerçi şunların en baba. 13.000. 2.000'er daha asker koyayım tam 17.000 vs 17.000 olsun. Ama 17.000'e 17.000 de bence ellerine verirler ya. Norslar net alır. 17.000'e 17.000'de Norslar net alır gibime geliyor. Dur bakalım şartları eşitleyelim. Şartları bir eşitleyerek hareket edelim. 51 değil. 50 adam. 2000 buraya konacak. 2000 de yan tarafa konacak. Farkındaysanız level 1 adamlardan koyuyorum. Buraya 2100 koyduysam buraya 1900 tane koyarım. Bir şey değişmez. Biraz daha şöyle. Şu an 17.000 vs 17.000. Kelimenin tam anlamıyla. Belki savunan taraf avantajından alır. Ama Norse'lar güçlü ya. Norse'ların kaybedeceğini pek zannetmiyorum. Haydi bakalım savaşa hazırlan diyelim. Vikingler muhtemelen alacaklardır ya. Ama belli de olmaz şimdi. Gerçekten konum avantajı güzel insanoğlunun. İnsanoğlunun batı tarafının en azından. Haydi bakalım. Hücum! Öf 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 öf. Abi. Bunlar mızraklıları falan göçertiyor ha. Valla şu an skor göremiyoruz dostlar. Şu an skor göremiyoruz ama görmeye de gerek yok gibi. Ne diyorsunuz? Sol kanadın mızrakçıları komple çöktü. Sağdakiler de çöktü. Kapana alıyor bak. Vikingler gitgide kapana alıyor. Farkında mısın? Sarıyorlar şöyle. Hocam.
Sanki bana rahmet okuyacağız gibi geliyor ama. Bilemiyorum. Kanatların ruhuna rahmet okuduk bir kere. Abi diğer kanatlar da mı düşmüş? Oo, Vikingler. Vikingler yaka paça abi. Yedi adamları yediler. Hem de ağır yediler, ağır. Abi çok ağır yediler. Zaten önce Spearman'ler çöktü ya. Peki sevgili dostlar. Atakır taraf çok kuvvetli. Orası belli. Saldıran taraf acayip kuvvetli. Savunan tarafa yardım eli uzatmaya çalışalım. Ne uzatalım savunan tarafa yardım eli olarak? Böyle bir dwarflerden... Dwarf soldierlar, kalkanlılar kanatlara yardım etse mesela kanatları tutmaya. Bu Spearman'lerin şöyle bir ön tarafına şu şekil böyle bir Dwarf desteği atsak yanlamasına. Şöyle yapalım. Öncelikle bunlar da tutunmayacak. Bunlar da saldıracaklar, tamam mı? Tepeden Allah ne verdiyse hücumu basacaklar. Tutunmak yok. Takım 1'e cüce desteği. Okçuları koruman lazım. Katılıyorum, katılıyorum. Takım 1'e cüce desteği abi. Ama bu sefer hücuma kalkacakları için çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Takım 1'e nasıl bir cüce desteği? Üç bin tane de cüce verdim abi takım 1'e. Hiçbir şey değişmeyecek gibi geldi bana ama. Bilemedim ya. 3000 cüce. Bence bir şeyleri değiştirebilir. Bu sefer bir de hücum pozisyonunda var ya. Kafana göre takılıyorsun ya. Taps tarzı da denebilir. El fokçusu da mı verelim? Bence el fokçusu verirsek elek ederler. Bir miktarda el farçır. Tepede ikiye bölelim şöyle. 500 tane buraya. 500 tane buraya. Bence şu anki haliyle elflerin ve cücelerin desteğiyle alır. Ne diyorsunuz? Gerçi 500-500 1K koyduk sadece. Arka sıradaki okçuları koruyacak biri. Öndekilere yüklenirler ya. Direkt arkadaki okçulara yılanlayacaklarını zannetmiyorum. Günaydınlar Barışcan, hoş geldin. Bence öndekilere yüklenirler yani. O yanlardan çok bir dediğim gibi hareket olacağını pek fazla zannetmiyorum. Denemeden bilemeyiz. Gene Vikinglerin alma ihtimali var bu arada. Bakalım cüceler Vikinglere direnebiliyor mu? Kursa filmden 100 bit var Yusuf'um. Abi orada havalar nasıl? Bura bozdu bayağı demiş. Standart Yusuf'um ya, öyle çok bir şey yok. Havalar güzel yani. Cüceler... Ve saldırı oynamak biraz işin rengini değiştirdi. Ama cüceleri erkenden ayıkladılar ya. Lan! Delirttiniz lan beni! Evet.
Bir şey değil mi? İnsanoğlu saldırıya geçince işin rengi değişti ha. Bir turda cüceleri silip deneyelim bakalım. Gazanfer çok teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Hikaye modu yok efendim. Hayır. Tepeyi terk eden okçular. Bunlar tepeyi terk etmiyorlar Yusuf'um. Ama ben bu arada savaşı ağır kazandılar diye yorumladım ama Norslar fena çarpışıyormuş ha. Lan kayıtlıya kayıtlıya kesiyorlar piyade ordusunu. Bizimkiler... Piyadeleri yediler bu arada. Okçu vs okçu kaldı ha. Piyadeleri feci yediler. Ya Norsların piyadeleri anladığım kadarıyla acayip kuvvetli. Biz bu senaryoyu bir kenara kaldıralım ve artık başka bir yerde başka bir senaryo gerçekleştirelim. Şu canavarları kullanmanın zamanı geldi artık ya. Canavarları kullanmanın zamanı geldi. Hort Golem. Oha. Hort Golem'in saldırı menzilini gördün mü? Demon Lord'un saldırı menzilini gördün mü? Ey yavrum ey ya. Map kaç adam tutuyor bir bakar mısın? Abi ona bilgisayar çökmesin ya. Harita çok büyük çünkü. Mesela şuradan başladın. Kral herhalde 1 milyon asker tutuyor ya. Yani şimdi şu canavarları kullanmanın zamanı geldi dediğim gibi. Bak map'in bu kısmında iblislerin spawn olduğunu varsayalım, tamam mı? Burada abi 1000 tane iblis lordu uyanmış olsun. 1000 taneyi bu arada hiçbir şekilde tutamayız biliyorsunuz değil mi? 1000 tane iblis lordu abi. Bu iblis lordları acayip kuvvetli. Bunların karşısına şimdi ben krallıklar koymayı planlıyorum, tamam mı? Sadece bunlar saldırı modunda olacak ve bunlar böyle ardı ardına diğer rakiplerle falan savaşacak. Benim hedefim planım o yönde. Biz hatta bunun için daha uygun bir arazi seçelim. Böyle dünyanın sonu senaryosu olarak adlandırabiliriz bunu. Öncelikle şöyle bir haritanın kıyısını köşesini görmek lazım. Tamam, kıyısını köşesini gördüm. Şurası daha düz. Buradan 1000 tane Demon Lord çıkacak, tamam mı? Buradan şöyle 1000 tane Demon Lord çıkacak. İstediği yöne bakabilir. Yönün bir önemi yok. Nasıl olsa dönecekler. Şimdi bu Demon Lordlar önce kimlerle uğraşacaklar? Undead'leri ve orkları işin içerisine dahil etmeyelim. Önce elflerle uğraşacaklar, tamam mı? Bunları durdurmak için ilk
koyacağımız bölük elfler bunların etrafını sarmış olsun bak bu senaryoda. Yani dünyanın işgali çölde elfler evet. Dünyanın işgale uğrayacağını öğrenen elfler hazırlık yaptılar ve bu bin iblisi durdurabilmek için tamam mı? Bu bin iblisi durdurabilmek için 20 bin asker getirdiler abi. 20 bin abartı mı oldu lan? İblis miktarını arttıralım o zaman. 20 bin abartı oldu galiba. 20 bin abartı oldu. Biz bu demonlara biraz buff geçeriz o zaman. O zaman şöyle daha büyük bir şeyden bahsediyor olalım. Daha büyük bir iblis istilasından. 3000 iblis lordu. Tamam. 3000 iblis lordu. Bununla beraber elflere elf archer'lar da eşlik etsin. Bu arada elf archer'ların sayısını fazla koyarsak elek olur. Bu istila burayı tutamaz yani. Mümkünatı olmaz. Evet dostlar 20 Demon Lordlar takım 8'de abi onlar yok edecek. 25 bin elf burada bu 3 bin iblisi tutmak için hizalanacaklar hocam. Tamam mı? 3 bin iblisi tutmak için. Bence zaten buradan çıkamazlar ya. Steam'de var oyun evet. İblisler, canavarlar ve diğer ırklar yaparız. İyiyim sevgili Emre sağ olasın sen nasılsın? Elfler standart değil heavy olsun. Abi heavy infantry'nin kalkanı yok ya. Ya heavy'nin kalkanı olmadığı için bunları kullanıyorum böyle. Hani kılıç kalkan daha bir hazırlıklı gibi geliyor bana biliyor musun? Ondan dolayı. O zaman bu dünyanın işini birazcık kızıştıralım. Tam elfler burada 25 bin elf iblisleri sıkıştırmak için sahaya geldi. Ama bir yandan da tamam mı? Bir yandan da ork istilası var abi. Ork berserkler geliyor tamam mı? Ork berserkler geliyor. Bunlar da aynı takımda olacaklar bu arada. Haritanın farklı ucunda çarpışmaya başlayacaklar. Şöyle 350'den gitse. Birader. Şu köşeyi kullanalım. Orklar da buradan istilaya gelmiş olsun. Şöyle bir 150, 150'den giderse hoş olur. 150'den 15.000 ork ve ork okçusu. 6.000 tane. Tamam, sizler de takım 8'desiniz hocam. Good side vs evil side gibi düşün. Orkları kullandık. Orkları durdurmaya dwarfler geliyor. Orkları durdurmaya dwarfler geliyor hocam. Dwarflerde okçu yok yalnız. İnsan okçularıyla beraber gelebilir. 10.000 ork berserk'e karşı 10.000 aynı şekil 15.000 ork varmış. Tamam 10.000 dwarf soldier burada. Arkalarına bir de dwarf slayer'ları ekleyelim. 5.000 de Dwarf Slayer. 15.000. Ve 6.000 tane de normal insan okçusundan ekleyeceğim. Çünkü orada öyle yapmışız. Buradaki sayılar eşit gibi. Etraflarını sararsam net patlarlar. O yüzden savaşsınlar istiyorum. Hürkan'ın beni andı. Sevgili efendiler merhabalar hoş geldin. Bahadır Bildiren merhabalar hoş geldiniz efendim.
Oyun bir savaş simülatör dostlar. Kendi senaryomuzu yazıyoruz. Yusuf'um kesene bereket bu arada. Çok teşekkür ederim. Cities Skylines 2 oynamayı düşünmüyorum. Sağ olasın balım. Ama ilerleyen zamanlarda bakarız tabii ki. Hoş geldin Enver abim. Merhabalar. Keyifli yayınlar dileğin için sağ olasın abi. Şu an çok teşekkür ederim Fenrir. Bayağı iyiyim. Sen nasılsın? Şu an bu arada yayında kendi senaryomuzu oluşturuyoruz sevgili dostlar. Bu oluşturduğumuz senaryo gereği orklar dünyayı istila ediyor. 6.000 ork okçusuyla beraber 15.000 ork savaşçısı bu dünyaya saldırmak için geliyor. Karşılarındaysa 15.000 cüce savaşçısı ve 6.000 tane okçu var. Bununla beraber şu köşede de bir savaş dönüyor. Burada da İblis Lordları dünyayı istila etmek üzere geliyor. Ve İblis Lordlarının etrafını da elfler sarmış vaziyette. Elfler 3 ana orduya bölünmüş durumda ve arkada da büyük bir okçu grubu var. Yani bu arada bunların etrafını bu şekilde sardırdım ve bu agalarda okçu yok. Çünkü bir tane Demon Lord'un 20 bin canı falan var bu arada. Sen neler diyorsun? Macaristan para biriminden mi çeviriyorsun Yusuf'um? Bakın Macaristan para biriminden çevirirsen o can yakıcı dereceye gelir ya. Evet, aradığım burada değil. Demon Lordlar bilmiyorum artık. Yani bir tane daha savaş yapalım dostlar. Şimdi cüceleri kullandık. Burada da Undead'ler gelsin. Tamam mı? Undead Knight'lar bu köşeden çıkış yapacak. Delikanlı VS'si. 10.000 Undead Knight. Bunlar da takım 8'de. 10.000 Undead Knight'ı 10.000 Samuray karşılayacak. Delikanlı VS'si hocam. Samuraylar ne alaka bilmiyorum. 10.000 Undead'e karşılık 10.000 Samuray. Bir de Norse'larla da insanlar çarpışsın. Tamam da şu an zaten sahada 90 bin adam var, anladın mı? Sahada şu an 90 bin adam var yani. Daha ne? Daha nerede bir çarpışma olabilir? Tamam, o zaman Norse'ların elitleriyle tam şu ortada, tamam mı? 1500 elit Norse askeri. 1500 değil, 5000. 5000 elit Norse askeri. Ups. Lan dur. Bunlar da tam ortada çarpışacak. Hani ortadaki fight'ı kazanan diğerlerine yardıma gidebilecek, anladın mı? Çok büyük bir savaş dönecek bu arada. Sevgili Oğuzhan Durak, katıl üzerinden abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Keyifli seyirler diliyorum sizlere. 5000 tane elit insan askeri. İnsanların elitleri bunlar. Evet dostlar. Aşağı yukarı senaryo belli. Tam 100 bin askerin çarpıştığı bir savaş simüle edeceğiz. Pardon bebeğim. Bana şunu vereyim misin? Teşekkürler kuzum. Tamam aşkım. Efendim hoş geldiniz tekrardan. Evet dostlar, toplamda 100 bin asker var efendim burada. İki taraf var. 61 bine 39 binlik bir şey var ama bir tarafta orklarla cüceler çok büyük bir çarpışmaya dahil olacaklar. Savaşı simüle etmeye hazırlanalım bu arada. Bir ortada ilerleyemiyorum. Ortada Norse'lar insanlara karşı, hani elit Norse askerleri elit insan askerlerine karşı çarpışma yapacak. Hani kötü taraf iyi tarafı istila ediyor gibi düşünebiliriz.
Burada hemen şu köşede dünyayı istila etmeye gelen iblisler var. İblisleri elfler durdurmaya çalışacak. Yani şu arkadaki okçulara güveniyorum iblisler konusunda. İblisler ağır win mi bilmiyorum. Ya iblisler ağır win alsa bile atıyorum burada samuraylara karşı ölümsüz iskeletler ordusu savaşacak ya, ölümsüz şövalyeler. Hani samuraylar falan kazanıp desteğe dönebilir. Bilmiyorum, burada çok büyük bir savaş simüle edilecek dostlar. Tam ortada zaten hani her şey belli. Herkes bir çarpışmaya başlasın bakalım. İblislerle elfler çarpışmaya başladı. İblisler tahmin ettiğimden çok daha kuvvetli çıkacak galiba. Abi sayınız çok kalabalık. İblisler yok etti ya. 3000 fazla geldi galiba. Ortada durum ne? İnsanların elitleriyle Norsların elitleri çarpışıyor. Yusuf'um teşekkür ederim. Sevgili Yusuf Atakan Akyüz. Katıl üzerinden yayınımızı destekliyor. Çok teşekkür ederim. Samuraylar andetlerle çarpışıyor. Ve burada da orklarla cücelerin savaşı var. Çok fena, çok fena. İblisler yok edecek ya. Yok, iblisler... İblisler elfleri yedi. Elf okçularının kaça kaça oynaması lazım. Birader, bu kadar hızlı devrileceklerini düşünmedim. Ortadaki savaşı kim alıyor? İblislerini öflemek lazım. 50 bin undead. 5 bin demon. Yaparız. Undeadler samurayları yiyor gibi. Cücelerle orklar çarpışıyor. Abi güç dengesini hiç ayarlayamamışım. Net kötüler win bu arada. İblisler ölmemiş bile olabilir var ya. Yusuf'um. 4000 Macaristan hufu göndermiş. Macaristan hufu. Kardeşim kesene bereket, teşekkür ederim. Abim seviliyorsun, her zaman yanındayız. Bu eş zamanlı yayın iyi oldu. Twitch'ten kazık yemiyorum artık demiş. Teşekkür ederim Yusuf'um, sağ olasın. Gilgamaç'ım hoş geldin, merhabalar. Abi orklarla insanlar çarpışıyor da demonlar ağır ezdi. Demon sayısını azaltmak lazım bu arada. Demon sayısını azaltmak lazım. Norse'lar da burada insanları yedi. Abi iyilerden bir cephe bile kazanamadı. Bir cephe bile. Bu çok fena lan. Yusuf'um kesene bereket tekrardan. Teşekkür ederim kardeşim benim. Efendim sevgili Fenrir abonemiz olarak aramıza katılıyor. Fenrir teşekkür ederim, sağ olasın. Andetler samurayları yedi. Samuraylardan umutluydum. Orklar cüceleri yedi. Katıl 25 lira YouTube'da balım. Orklar cüceleri yedi abi. İblisler zaten elfleri ezdi geçti. Onun iyi taraftan bir tane cephe kazanamadı. Sevgili Oğuzhan, hakikaten her yeri kötüler aldı abi.
Her yeri kötüler aldı. Şuraya baksana, buradan iblisler geliyor. Şuradan Norse'lar geliyor. Köşeden undead'ler yürüyor. Bir grup insan okçusu kaldı sadece. Çok fena. Yusuf'un kesene bereket tekrardan. Teşekkür ederim. Başaramadılar abi. Yusuf'um YouTube'da kalmaz paşam. Muhakkak bana iletirler. Net başaramadık bu arada. Peki bir şey soracağım. İblislerden kaç tane öldü mesela? Ben onu görmek istiyorum. İblislerden kaç tane öldü? Aa, iblisler bile gelmiş buraya. Abi. Talan duman ettiler. Talan duman. Vallahi talan duman oldu her taraf. Bir tanesi kazanamadı. Bir tanesi. O zaman ben istekleri kırmamak adına şunu deniyorum. 20.000 iblis vs 80.000. Abi net 20.000 iblis alır bu arada. Kesmeye çalışalım mı hakikaten 20.000 iblisi? Yusuf'um katıl üzerinden birinci yılında, teşekkür ederim balım. Birinci yılın kutlu olsun. İblis çok güçlü ya. Durdurmaya çalışalım mı? İblislerden sadece 16 tane mi ölmüş? Abi ne diyorsun? Bak bir şey söyleyeyim mi? Bence yetmez de. 20.000'e 80.000 dediniz değil mi? 20.000 iblisi bence burada kesmenin tek yolu köprüler. Yani köprünün bir tanesinde sıkıştıracağız elemanları. Nasıl yapabiliriz mesela? Deneyeceğim, gerçekten deneyeceğim. 20.000 tane iblis. 20.000 tanesi kesilmez la. Bir sayıyı düşürelim mi yarı yarıya? Yani yarı yarıya dediğim 5'te 1'ine. 4.000 iblisi 20.000 adamla. Durduramayız. Mümkün değil. Durduramayız abi. Açık ve net yani. Bak 2500 tane iblis vereyim, tamam mı? 2500 iblisi kaç bin askerle durdurmaya çalışalım? 20.000'e 1000 tane şey yapmaz. Ya bir iblis aşağı yukarı... Kesene bereket Yusuf'um, teşekkür ederim. 5000 adamı yerler sevgili Oğuzhan. 5000'e 50k. 25.000'le durdurmaya çalışalım 2500 iblisi. Tamam mı? 10 katı. Ne kullanırım ben burada biliyor musun? Ne kullanırım abi? Kesinlikle bir kere elflerden okçu alacağım. Benim taktiğim şu olacak. 25.000 adam limitimiz var, varsayıyorum, tamam mı? Bu iblis şeyler, okçular köprüyü görebiliyorlar. 25.000'in 15.000'ini okçu olarak alacağım burada. Ve bunlara diyeceğim ki siz durun. Başka 10.000 tane ne koyabiliriz bunların önüne? Samuray, ninja falan olmaz. Norsemenlerden Experier falan. Abi Demon'ın tanesi 1000 vuruyor. Ben bunların karşısına hiçbir şey koyamam ki. 20k sağlığı var elemanların. Mümkün değil yani. Belki işte Dark Corridor'da oyalarsak diye diyorum da. Undead Knight'lar, Undead Golem'ler. Undead Golem kullanalım madem. 550. 10.000 tane de Undead Golem kullanalım. Başka bir ihtimal var mı? Ben ihtimal vermiyorum. Şöyle... 250'den 10.000 tane de Undead Golem. Demonlar saldıracak. Bence tutamaz.
Ama şeyi deneyeceğim yani. Şimdi köprüden yürüyecekler ya. Bir tek konum avantajına güveniyorum. Şu 15.000 okçuya güveniyorum abi. Sıkın lan. Eğer köprüde sıkmaya başlamazlarsa yandık bu arada. Oo, deviriyor, 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 deviriyor. Yağmur gibi yağıyor, yağmur. Hiç belli olmaz. Ama okçular henüz yaklaştırmıyor. Er geç yaklaştırmak zorunda kalacaklar gibi. Dar koridor olmasa mümkün değildi bu arada. Yok, tuttuk ya bence. Bence tuttuk abi. 15.000 adam ok atıyor. 15.000. Bence tuttuk. Köprü olmasa imkansız da. Askerler defansta, hacım adamlar açılmaz. Onlar defans yapıyor. Okçulara zaman kazandırmayı oynuyoruz burada. Bence tuttuk demonları ya. Bence tuttuk. Bu kadar okçuya tutamadık abi, ben diyeyim. Abi tuttuk. Tuttuk ya, 15.000 adam. Tuttuk ama neyi mi? Bence tuttuk. Hocam 15.000 okçu var, imkansız. Yenilirse çok büyük şok yaşarım bu arada. Ama tuttuk ya. Tuttuk, tuttuk. Biraz yapay zekanın avelliği var burada. Biraz yapay zekanın avelliği var burada. Okçu hattının önü boş, yanlardakileri temizlemeye uğraşıyor. Buradan öbür tarafa mı koşturacak? Net tuttuk bu arada. 1.000 tane daha koysa tutamazdık. Bence tutardık. Eklerim bunun yanına 1.000 tane daha. Tamam, golem yerine insan koyalım. Abi olay okçularda. Bak, olay okçularda hocam. Golemi kaldıralım. Olay okçularda. Okçuları iyi istekledik. Bir de dar koridordan geliyor ya. Dar koridordan geldiği için şey olur. 1.000 tanesi ikinci köprüden gelse. İkinci köprüden gelirse kimse tutamaz onu. Burada Spartalı ve Pers yok dostlar, ne yazık ki. Öyle bir alternatifimiz olmuyor. Ama okçu kullanmadığın senaryoda imkansız gibi bir şey.
Bu dar köprü. Peki, şöyle yapalım. Dur. İşin rengini iyice değiştireceğim ve işi iyice ilginçleştireceğim. Kameramı ben açmayı unutmuşum bu arada. Oyun ne kadar? Son turu oynuyoruz bu arada. Oyun 54 TL'den satışa sunulmuş dostlar. Ve müthiş optimize, biliyor musunuz? Işık Bilgin, seni çok seviyoruz babuş demiş. Teşekkür ederim. Sevgili Işık Bilgin, sağ olasın. İyi dileklerin için çok çok sağ ol. Bak, çok farklı bir fantazi deneyeceğim burada. Tekrardan şöyle geçelim. Çön haritasında boş olduğundan dolayı şey yapıyorum. Bu canavarların, Demon Lord'ların abi. Saatler olsun bebişim. Sesi ben kapattım dostlar. Şimdi arkadaşlar, 10 bin tane İblis Lordunun etrafını sarıp efsane bir savaş yaparak günü kapatacağız. Bir de bunlara kim dalarsa dalsın hiçbir şey yapamazlar ki. Yani ne kadar tank kullanırsan kullan, bir de 10 bin tanesi çok fazla geldi ya bana şu an. Gözüme çok fazla geldi yani. Undead golemleri mi kullansak gene? Gerçi 1000 vuruyorlar yani, 1000 vurdukları için vurduğu gibi öttürürler. Etraflarını saracağım işte de. Yani nasıl yapsak acaba? Tamamen insanoğluna karşı iblislerin savaşı olsun, tamam mı? Şövalyeleri ve okçuları da kullanacağım. Bunların etrafını sarabildiğim kadar saracağım hocam. Hoca şöyle. Biraz sınırları zorlayacağım. 10 bine karşı 100 bin adam burada. 100 bin adam bunların arkasında. Bunları engelleyen bir sınır yok bu arada. Bakın, işin alternatifi o. 211 bin. 39 bin de okçu koyacağım şöyle kenardan. Hepsi saldırı vaziyetinde tabii. Hop. Evet, 10 bin İblis Lord'u takım değiştirmeyi unutmuşum. Sorry. Takım 2'ye almadı bu arada. Tutum değil, saldır. 10 bin İblis Lord'u 250 bin askere karşı. Nasıl? 250 bin insana karşı. Şuraya bir 10 bin daha ekleyebilir miyim son çıkışa? Biraz bir başlarken zorlanacağız ama. Birader, 10 bin adam ekleyemiyorum. Fenrir 2 aydır abone. İblisler alır demiş. Abi öyle deme. Çok okçumuz var bak. Çok okçumuz var. 10 bin de şuraya ekliyorum. Okçu sayımız baya fazla yani. Fenrir katıl üzerinden ikinci ayında bu arada. Teşekkür ediyorum. Evet, bir 200 fazladan attım ama silip kurdurmayın bana. 10 bin İblis vs 250 bin asker dostlar. Son savaş. Biraz zorlayacak yani, biraz zorlayacak. İblislere aşık gibiyim sanki ama iblisler kuvvetli şimdi. Onların kuvvetine güveniyorsun. 10 bin cüce ve ise 20 bin iblis. Abi cücelere de tek atar. Cücelere de tek atar o. Monsterlarda neler var? Troll var ağırlıklı olarak. Aşkım yükleniyor. Savaşı hazırlıyor şu an. Selamlar sevgili Ahmet, hoş geldin, nasılsın? Merhabalar. Sevgili Doğukan Mahmut Arıcı, aleykümselam, hoş geldin. PC uçuşa geçti, hiçbir şey olmaz. Şu an iki taraftan da izliyorum. İyi yapıyorsun, hoş geldin. İki taraftan da full, kesintisiz hizmet. Ragnus, hoş geldin, merhabalar. Ay 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 ay. Yükleniyor, yükleniyor, az kaldı.
Vallahi Doğukan'cığım, dediğim gibi kesintisiz hizmet. Sadece YouTube chat'i katıla özel. Onun dışında her şey aynı. Typer Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Typer. Merhabalar. Yani günün 8-10 saati biliyorsunuz ben yayındayım. FPS neden bu kadar düşük? Abi 10.000 vs 250.000 asker yapıyoruz. Ondan dolayı 250.000 askeri renderlıyor şu an. İnşallah bu savaşı şey yapabiliriz yani, gerçekleştirebiliriz. Bu savaş gerçekleşirse hakikaten 10 numara olacak yani bu bölüm için. Haydi bismillah. Abem. Asla zoom yapmaya girmeyeceğim. Biraz iblislerin bunları dövmesi lazım. Adamları biçtikçe o toplanacak, merak etmeyin. Tasıyor abi, bu ne böyle? Paşam. 250 bin adam koydum diyorum, 250 bin. Evet, yapmamalıydım. Bunu yapmamalıydım. Şuradaki 30 bin okçuya güveniyorum ben ya. Açılacak yavaştan, açılacak. Uzun bağırmıyorum ben, yayını böyle yapıyorum ya yavrum. Bağırarak yapıyorum. Fenrir 22 lira göndermiş bu arada. Kesene bereket Fenrir, sağ olasın. Sesi ben kapadım, korkmayın ya. Hocam, bilgisayarın ruhuna rahmet okumayacak mıyız? Şu benim meşhur okçular pek bir şey yapamıyor gibi ama. Devirirsiniz lan. Devirirsiniz be abi. Bilgisayar gitgide rahatlayacak. Ulan iblisler 100.000'ini kesmiş biri. Ama onlardan da bir bayağı gitmiş. 25 bindi değil mi? Başlangıcı 25 bin miydi ya? Bunlar ölüyor da belli olmuyor. 25 vs 250 idi. 10 binler miydi? 10 bin kişiler miydi sadece? Lan sadece 100 tanesi falan ölmüş. 100-200 tanesi. İnsan tarafı benim borsa hesabından hızlı eriyor abi. Tanıyan yaramız, sorma. Birader şaka mısın? Mahvolduk. Sevgili Doğukan Mahmut Arıcı. Üçüncü ayında katıl üzerinden üçüncü ayını kutluyor efendim. Teşekkür ediyorum. Üçüncü ayın kutlu olsun Doğukan. İblisler bozuk bu arada. Net bozuk yani. Ahmetciğim kesene bereket, teşekkür ederim. Sevgili Ahmet'ten 22 lira var. Abi müsait olunca Darkest Dungeon bakabilir misin demiş. Kesene bereket, teşekkür ederim. Darkest Dungeon... Iratus Lord of the Dead var. Aynı Darkest Dungeon gibi Türkçe bir oyun. Dilersen bir ona göz atabiliriz. Bayağı keyifliydi o. 8000 bitrate veriyorum efendim kayıt için. Abi iblisler bana mısın demiyor. Yok ediyorlar bu arada.
250 bin adamın bu kadar hızlı yok olması. Abov yani. Ahmetçim kesene bereket. Teşekkür ederim bu arada. Bu oyundan sonra Eratus Lord of the Dead yapalım o zaman. Adamlar yürüyemiyor. Ben bu kadar okçuya boşuna güvenmişim ya. 250 bin adam binini anca devirdi. Okçular da haşat oluyor. Şu an iblisler yürüyemiyor bu arada. Süpürüyorlar. Şuraya baksana, böyle içeri giriyorlar ve ilerlemeye devam. O kadar hızlı öldürüyorlar ki. Adamları mahvettiler usta. Açıyor mu bunlar? Kafayı yedi, kafayı. Oyun da kafayı yedi. Evet, iblisler ağır zafer. Ben 25 bin tane falan koydum diye hatırladım. Hocam oyun bozuldu. Ama bitecek mi bir şekilde? Aşkım 20 bin canları var. Okçunun tanesi 50 vuruyor. 50 bölü 20 bin yaptığın zaman da, ki ben yapamıyorum, 40 atış mı yapmaları gerekiyor? 400 atış yapmaları gerekiyor. Evet dostlar. Böylelikle 400 atış yapmaları gerekiyor. Elf 50 vuruyor, insan 50 vurmuyor. İnsan da 50 vuruyor be. Mesafeleri kısa diye hatırlıyorum. Dur bakarız ona. Savaş bitebilirse şayet. Çünkü çok bitmeye yakın durmuyor. 17 diye hatırlıyorum. Abi 17 vuruyorsa hiçbir şey yapamaz ki. Şunlar yürümeye çalışıyor daha, baksana. Bitir hoca, bitir bitir. Son bir adam kaldı. Lan nereye gidiyorsun lan? Hayatım pek bir yol kat edemiyor gibi ama. Diye bir ses çıkardı. Evet dostlar, yani bu da böyle bir savaştı ve Bowmen'ler, evet 14 vuruyormuş abi, 17 bile değil.
Yani o 20 bin canlıyı indirmek için kaç ok atışı yapmaları gerektiğini ben hesap edemedim. Bu da böyle bir bölümdü kıymetli arkadaşlar. Vakit ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler efendim. 10 bin iblis vs 250 bin insan, iblisler kazandı. Hem de çok ağır bir şekilde. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Esenlikle kalın. Bay bay.